kadınların bedenlerini yok etme cesaretini kendinde buluyor. Şimdi ise bu sözleşmenin feshedilmesiyle faillere cesaret veren devlet, kadın artıların, LGBT artıların yaşamlarını açık ve aleni bir şekilde tehlikeye atmaktadır. Kadın artıların, LGBT artıların yaşamı açık ve aleni bir şekilde tehdit altındadır. Sözleşmeyi etkin uygulamadığınızda dahi kadınların hayati riski açıkça ortadayken sözleşmenin feshedilmesinin gündeme getirilmesi kadınların yaşam hakkını elinden almaktır. Daha geçtiğimiz günlerde kendi ilimizdeki Nuran Koçer'in birçok kez polise şikayette bulduğunu ve polisin, Kayseri polisinin uzaklaş buradan diyerek Nuran'ı evine gönderdiğini biliyoruz. Nuran'ın 3 çocuğunun gözü önünde ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü de biliyoruz. Bu daha kendi yerelimizde haberdar olduğumuz, yakından tanık olduğumuz bir hayattı. Nuran gibi bu ülkenin birçok yerinde birçok kadın arkadaşımızın bu erkek şiddeti karşısında birçok kez şikayette bulunduğunu, koruma talep ettiğini biliyoruz. Bu sözleşme aileyi yıkıyor diyen zihniyete soralım. Nuran'ın hayatını ellerinden alan bu sözleşme miydi? Hayır. Nuran gibi birçok kadın arkadaşımızın hayatını ellerinden alanlar boşandıkları, evli oldukları, partleri oldukları, ayrıldıkları, tanımadıkları, arkadaşları, akrabaları, iş arkadaşları olan erkeklerdi. Nuran gibi birçok kadın arkadaşımızın hayatını ellerinden alanlar birçok kez şikayette bulunmasına rağmen kadınları dikkate almayan kolluk kuvvetleriydi. Nuran gibi birçok kadın arkadaşımızın hayatını ellerinden alanlar sözleşmeyi etkin uygulamayıp üstüne bir de feshini ilan eden devlet yetkilileriydi. Kadınların hayatı, LGBT artıların hayatı, kararları, hakları karşısında bu devlet destekli erkek şiddetini görmezden gelemezsiniz, geldirtmeyiz. İstanbul Sözleşmesi uyarınca görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi gereken devletin de, devletin yetkili kurumlarının da, kolluk kuvvetlerinin de kadın artılar ve LGBT artılar üzerindeki baskılarına, tehditlerine, bu suça ortak olmalarına seyirci kalmayacağız. Bizleri tehditlerinizle yıldıramazsınız, sindiremezsiniz. Halen Emine Bulut'un ölmek istemiyorum çığlığı beynimizde yankılanırken kadın artıların, LGBT artıların hayatını görmezden gelemezsiniz, izin vermeyiz. Örgütlü, politik, feminist mücadelemizde buna izin vermeyiz. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı yönelmiş her türlü şiddeti önlemeyi, şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik etkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin yürütülmesini ve mevcut şiddetin ortadan kaldırılmasını amaçlayan çerçeve bir sözleşmedir. Kadına karşı şiddetin, aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül politikalar üretmeyi ve devletin bu politikaları etkin yürütmesini, uygulamasını amaçlar. Eşitliği kazanacağız, özgürlüğü kazanacağız. Siz milyonlarca kadını yok sayamazsınız. Milyonlarca kadını evlere kapatamaz, sokaklardan ve meydanlardan silemezsiniz. Milyonlarca kadını susturamazsınız. Biz dünyanın yarısıyız. Kadınları korumakla mükellef olan devlet yetkilileri dün gece İstanbul Sözleşmesi'ni fesih kararı aldı. Sözleşmenin hazırlanmasına dahil olan kadınlar olarak biz sözleşmenin fesih kararını kabul etmiyoruz. Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula. Erkek egemenliğini yıkacağız, sömürüyü yıkacağız. Eşitliği kazanacağız, özgürlüğü kazanacağız.